Evet beraberler sevgili dostlar. Hala olan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni yerleri keşfetmeye, yeni yerleri daha da ilerisine gitmeye hepiniz umarım hazırsınız. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diler. Keyif almanızı temenni ederim. Oyunda çok döndüğümü biliyorum ama mecburum. Hani nereden gideceğim, ne yapabilirim, ne edebilirim ya da ne olur hiçbir bilgim yok. Hani sizinle beraber ben de öğrenmeye çalışıyorum ve bir yerden izleme gibi derdim yok. Çünkü ben oynayacağım oyunu ilk kendim deneyimlemek isterim. Hiç kimseye şey yapmadan. Hani tadını çıkarta çıkarta. Yoksa hiç keyfi kalmıyor. Kendi adıma konuşurum tabii ki. Yanlış. Sakin. Sabır. Sabır önemli. Şimdi. Kusura bakmayın, şimdi lafını çok kullandım biliyorum ama ne yapacağımı bilmediğimden dolayı nereye gidebilirim? Kraliçe Duran aşağısına gidebilirim ya da Peygamber Devesi köyünün üstüne çıkabilirim. Şimdi hangisine gideyim? Peygamber Devesi köyünün bir yan tarafından aşağı inmeye bir deneyim bakalım. Karşıma ne gelecek? Ya da karşımıza ne çıkacak? Evet, aynen buradan aşağı. Hani oyun oynarken de bahanelere de sığınmak istemiyorum. Yok kol basmıyordu, yok bilmem ne olmuyordu falan filan onun gibi. Oo, o kadar geliyor muydu o ya? Şimdi niye vurmadı o zaman? Neyse yine manamızı doldurabiliriz. Problem yok. Zaten hiç dert değil gibi bir şey yani. Şöyle. Tabii bunda şunu da söylemek isterim ki size tılsımlarınız çok önemli. Hangi tılsımı seçtiğiniz, ne amaç için seçtiğiniz. Onu da belirteyim. Hani olur oynamak istersiniz. Ama tekrar üstüne basa basa diyorum. Kimse sanmasın ki kolay bir oyun. Hani bunu biz peynir ekmek gibi yutarız falan, öyle bir dünya yok yani, haberiniz olsun. Tabi Dark Souls falan oynayanlarımız varsa aramızda, onlar için biraz daha kolay olacaktır. Bir oyun tekrar diyorum, uzun. Tabi internette falan vardır muhakkak kısa bunun, bu tür oyunların speedrun'ını falan yapan. Benim öyle bir amacım yok. Ben oyunumu normal oynamak istiyorum yani. Uğraşmaya gerek yok. Elimizdeki fırsatı değerlendirmek lazım. Oh, sen neden unuttun ben?
Özellikle bu can barına. Mesela bu neden var bu ışık? Bu böyle güzel. Belirteçler uzaklaştır. Şöyle. Değişiklik belirteci. Bunu normal olarak da işaretlesek acaba ne işe yarıyordu? Altı tane veriyor olsun. Ben buradan şimdi gidiyorum. Gel. Teşekkür ederim canım. Ne olur ne olmaz kızım, belki bir şey vardır. Sevmediğim hareketleri yaptırmayın lütfen. Burada bir yerde sandalye var sanki. Güzel. Bir sandalye yeri daha bulduk. Acaba var mıydı ki zaten? Tamam, bu zaten bulduğumuz bir yermiş. Burada ne var acaba? Kırılıyor mu? Aşağıda bir şey var mı? İnceleyelim. Atalım ustası. Yani atılım ustası olarak bilinen tuhaf böceğin suretini taşır. Bu tılsımı takınan kişi daha sık atılım gerçekleştirme yanı sıra aşağıya doğru atılabilir. Etrafta hızlıca gezinip geçmesi sevenler için birebirdir. Kaçmış? 2'ymiş. Peki bu bizde ne yapıyor? 2. Peki biz bunları da değiştirebiliriz. Sandalyede deneyelim mi? Deneyelim bence. Nasıl olsa sandalyenin yakınındayız. Buradan devam edebiliyor muyuz? Hayır. İşte oyunun hani bize sunmuş olduğu güzelliklerden bir tanesi de çoğu nasıl diyeyim size, A plus oyunlarda, hatta AAA oyunlarda yapamayacağımız şeyleri bu oyunlar bize özgürce sunabilmekte. Hani olmayan bir şey deniyorlar. Zaten bildiğiniz gibi bir indie oyun. Hani bağımsız bir şirket tarafından yapılan bir oyun.
Ama çok fazla iddialı. Gerçekten çok iddialı. En hoşuma giden yönlerinden bir tanesi de o zaten. Şimdi seni bir çıkartalım. Kişiler hasır aldıktan sonra daha uzun süreliğini incitiremez kalır. Gözü pek kateri ki durumuna kaçmayı kolaylaştırıyor diyor. Bu aslında işimizi görebilir. Ama ben bunu denemek istiyorum. Çıkabilirim. Karşıdan. Kayıt. Bir dahakini görmezseniz çok memnun olurum. Sence umurumda mısın? Bence değilsin. Bunlar daha güzel. Şöyle de dolduralım. İçiyle kapıştık be. Sen de nesin? Güzel para biriktirdik. Görebilirsin, sıkıntı yok. Rahatım ben. Oradan geldik zaten. Bak burada bir tane peygamber devesi diyorlar ama hani böyle bir böceğe yani. Tek vuruş önemli değil. Evet, şimdi buradan geldik. Üstteki bir yer var. Oradan bu tarafa doğru bir yol var. Yani daha doğrusu size göre tabii bu taraf oluyor. Şimdi ne yapabilirim? Nerelere gidebilirim? Bu yolun sonundan yukarı çıkmayı deneyebilirim. Peygamber Devesi köyünden. En üstten bu tarafa gitmeyi deneyebilirim. Ya da Sigraça Durağı Sis Vadisi. Ya da şöyle yapayım. Haritalarımdan. Yeşil yol. Haritanın kendisi bu şekilde. Şimdi buraları bir türlü birbirine bağlamak lazım. Ama benim bulamadığım burada bir sis haritasının yerini bulamadım. Mesela unutulmuş kavşak.
unutunca çık yukarı. Ya bu tarafta bir şey var. Hayır ya, niye buna geldik ya? Hoppa! Haydi! Şimdi oradan onu ettik. Oradan oraya gitsek. Buradan aşağı kendimiz salabiliyor muyuz? Salamıyoruz. Salsak da değişen bir şey olmuyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bir şu Sis Vadisi'nin haritasına bir bakalım. Bulabilecek miyiz? Gel. Buraya geldik. İleriden yukarı çıkar mıyız? Deneyelim. Gel. O zaman buraya bir yerden iniliyor. Çıkamıyorsak muhakkak iniyoruz. Ben şu Sis Vadisi'ne bir daha bakmak istiyorum. Bu haritanın üstten acaba ben sol tarafı, evet, neden açamamış olabilirim? Bir sıkıntı, problem mi var? Bakalım. Oha be. Nasıl bir... Thank you.
patlayanlardan değil. Şimdi anlaşıldı. Patlayan bu işte. Evet. Patla. Ses vadisinde bakacağım yani. Buna bir kaçabileceğim bir ortam yok. Hatta mümkünse yakın sürede bir şu kraliçe durağına gidip işi bir halletmem lazım. Yukarı bir çıkayım. Ne doymak bilmez bir şey misin be? Hoppa. Toz ağza gidiyorum. Çünkü bayağı bir şey oldu. Bine yakın para oldu yani. Bir şey yoktu. Patmaz Cio. Aldık. Şimdi bu kapıyı açabilecek miyiz? Acaba görüyorsun ya, bazen pişmanlıklarımızı kararlı olarak dünyada bırakırız. Eğer bu pişmanlıklar yüzleşmezsek umudumuzu kaybedecek ufak da senin pişmanlığın var mı? Sana bir göz atayım, gördüğüm kadar hiç pişmanlık, ne kadar da şanslısın. Benim hizmetime ihtiyacın yok. Yani 950'yi boşuna mı verdik? Bunu mu demek istiyorsun kısaca? Yeah.
acaba? Aşağı gitsem ne olur? Ölürüm. Aa. Ah be. Thank you.
işe yararmış bu. Diyor kralın betimleyen beyaz put. Tarifi zor kralı bu putlar. Arasıyla topladı eski zamanlar şimdi öyle kral. Barış onlar hiç kimse için bile yok. Değişik bir şey bulduk yani. Hiç ummadığım bir yerde. Hayır ya, inanmıyorum. Oraya mı geldik? Gerçekten oraya geldik. Ve bu sefer o kafama düşmedi. Evet, tam düşündüğüm yer. Tekrardan aynı yere döndük. Tam düşündüğüm gibi ya. Tam düşündüğüm gibi. Buradan bir daha aşağı bırakıyoruz kendimize. Bir sandalye. Ben buraya ne bıraktım ki o zaman? O yukarıdan devam ederdim ben. Buradan düz. Sağ kendini aşağı. Şimdilik sizinle uğraşacak değilim. Ama kusura bakmayın. Gerçekten daha önemli işlerim var. Halletmem gereken. Evet arkadaşlar, Krallar Vadisi'nde bulduktan sonra şimdilik burada bu bölümümüze son veriyoruz. Bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.